Dördüncü kavrama testindeyiz. 11 sorumuz var. İlk soruya bakalım. Kozmetik ürünlerin kullanma amaçlarından birisi değildir denilmiş. Genç görünmek amacıyla kullanılabiliyor. Ee, güzel kokma, cilt hastalıklarını iyileştirme bu ilacın yapacağı bir şey aslında. İyileştirme şey ilacın e, etkislerini gösterir. Dişlerin güzel görünmesi bakım ile sahip olma. Dediğimiz gibi C seçeneği ilacın etkisini gösteriyor. Cevap C seçeneği oluyor. Boğaz ağrısı şikayeti doktora başvuran bir hastaya bademciklerin çok şiş oldu. Acil iğne yapılması gerektiği söylenir. Doktorun iğneyi tercih etmesi diğer ilaç formlarına göre daha ucuz olduğundan değil. Burada boğaz ağrısı var ve çok şiş olduğu için bademciklerin bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Etken maddesinin daha kaliteli olması daha kaliteli olmakla da ilgisi yok. Çünkü aynı etken maddeden biz hem enjektabul formlar hem ilaç formları yani hap formlarını yapabiliyoruz. Ama daha kısa sürede etki göstermesi en önemli etkisidir bunun. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Kozmetik maddelerden hangilerinin çok sık kullanılması sağlık açısından zararlıdır denilmiş. Burada jöle fazla kullanırsa dişlerin dökülmesine, rujun fazla kullanılması yine. E, burada boyar maddeler fazla içeriyor. Kimyasallar içeriyor. Ağız yolda bunlar vücuda girebilir. Bu da zarar verebilir. Saç boyası zaten saçları yıpratır, saçları inceltir, saçları döker. Bunların hepsinin fazla kullanılması sağlığa zararlıdır. İlaçlarla ilgili sadece tedavi amacıyla mı kullanılırlar? Hayır. Tedavi tanı ve hastalığı önlemede kullanılır. E, bitkisel ve hayvansal kaynaklı olabilirler. Göz damlası sıvı şeklindeki bir ilaç şeklidir. Damla şeklinde olduğu için cevabımız D seçeneği. Hangileri doğrudur? Şuruplar içerisindeki yüksek şeker oranlarıyla bakteri içermezler. Yani bakterilerin burada barınması çok zor. En fazla ve en hızlı etkin madde... Yarı e, katı formdaki ilaçlarda değil enjektavul ya da intravenöz şeklinde kullanılan formlarda olur. En hızlı ve en etkili ilaç veriliş yolu damar yolu olacaktır. E, cevabımız buradan C seçeneği gelir. İlaçların kullanımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmesi lazım. Çünkü ilacın etken maddesi belli bir süreye kadar dayanır. Uygun koşullarda saklanan ilaçlar kullanılmamalıdır kesinlikle. Mesela bazı ilaçlar buzdolabında saklanmalı, özellikle bu süspansiyon türündeki antibiyotikler. Onlar dışarıda saklanırsa yapı bozulabiliyor. Dolayısıyla ilaç bir işe yaramıyor. İlaçları sıcak suyla almak olumsuz sonuçlar neden olabilir? Doğru. Neden olabilir demiş. Yani neden olur demiyor. Neden olabilir doğru. Kapsül şeklindeki ilaçların kapsülden çıkarılıp alınması ilacın etkisini arttırmayacaktır. Kapsüller açılmamalı, tabletler kırılmamalıdır mümkün mertebe. Aşırı antibiyotik kullanımı hastaların iyileşmesini geciktirebilir ve burada e, bilinçsiz antibiyotik kullanımı da aynı şekilde bir antibiyotik direnci, bakteri direnci de oluşturabilir. Doğacağımız D seçeneği oluyor. Enjeksiyon ilaçlarıyla ilgili ilacın etken etkisiyle oluşan ozmotik basınca dikkat edilmesi lazım enjeksiyon sırasında. O yüzden yavaş yavaş zerk edilmeli. En hızlı ve en etkili ilaç veriş yolu olarak bilinir. Sıvı haldeki ilaç çeşitlerinden bir tanesidir. Enjektabul formdaki ilaçlar cevabımız E seçeneği olur. Kozmetik ürünlerin içerisinde bazı katkı maddeleri sağlık açısından olumsuz sonuçlar neden olabilir. Kozmetik amacıyla kullanılan saç boyası, ruj ve parfüm, iç organlar açısından riskli olduğu düşünülecek olursa bunların hepsi iç organlar açısından risk oluşturabilir. Saç boyası deri yoluyla, ruj ağız yoluyla, parfüm de yine deri yoluyla iç organlara nüfuz edebilir kan ve dolaşım sistemiyle beraber. Dolayısıyla bunların hepsinin zararlı etkileri düşünülebilir. Akılcı olmayan yani gereksiz ilaç kullanımı Su ve toprak kirliliğine neden olabilir. Ülke ekonomisinde olumsuzluğu çok fazla olumsuz etkiler. Çünkü bunlar geri ödemek sisteminde fazlasıyla alınan ve amacı dışına kullanılan ilaçlar bu ülke, ülke ekonomisine en büyük zararı verir. Hastalıkların tedavisinin uzamasını, hastalıkların tedavi protokollerinin uygulanmaması da hem hastalığın geç iyileşmesine hem hastaya daha fazla zarar vermesine yol açabilir. Dolayısıyla akılcı ilaç kullanmak gerekiyor. Doğru cevabımız E seçeneği oluyor. Bakalım e, şurup damar yoluyla şey ağız yoluyla alınır. İğne damar yoluyla alınır. Merhemse deri yoluyla alınır. Dolayısıyla BCA sıralaması da cevabımız B seçimini oluyor. Kozmetik ürünlerle ilgili insan sağlığına zararlı etkileri vurgulanmış. Hangisi yanlıştır? Boya maddelerde bulunan ağır metaller kanserojen midir? Evet bunlar titanyum oksit özellikle e, veya diğer işte boya maddelerde kanserojen etki görüyoruz. Koruyucu olarak kullanılan paraben zehirli bir maddedir. Parfümler akciğer nedenlerine, problemlerine neden olabilir. Ya da akciğer hastalığı olan insanlarda tıkanmalara nefes darlığına yol açabilir ekstradan. Kalıcı dövme boyaları doğal olup sadece geçici kaşıntıların nedeni olur. Hayır. Ee, doğal bir malzeme değil. O yüzden e, etkilendiği bölgeyi yani şöyle söyleyeyim ne kadar alanı artarsa vücut için o kadar zararlı etkileri artar. Kullanılan boyalarda otomobilde kullanılan boyar maddelerle aynı niteliktedir. Çünkü... Kalıcı olması o boyanın ile ilgilidir. Dolayısıyla bu ne kadar kalıcılığı artıyorsa zararı da o kadar fazladır. Jöleler saçın hava almasına engel olarak dökülmesini hızlandıracaktır. Bu da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Tarma 4 testimiz bu şekildeydi. Sırada pekiştirme testimiz.